الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم صل على محمد وآدم وإبراهيم وموسى وعيسى وما هم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين Yerleri ve gökleri bu ikisinin arasında altında üstünde var olan her şeyin yegane yaratıcısı, hakimi, yöneticisi olan, bizleri yarattıklarının içerisinde seçkin kılan, sayısızca nimetlerle bizleri donatan, bu nimetlerin en önemlilerinden olan hidayeti, imanı bizlere nasip eden yüceler yücesi, Rahman ve Rahim olan Allah'ımıza sonsuz hamd olsun, senalar olsun, şükürler olsun. Alemlere rahmet olarak gönderdiği, bizleri kendisine ümmet kıldığı, ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz rehberimiz, önderimiz, peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed diyerek salat ve selamlar okuyoruz. Rabbimiz okuduğumuz salatü selamlarımızı kabul eylesin. Sevgili Peygamber Efendimiz'i bizlerden razı ve hoşnut eylesin. Efendimiz'in güzel ve örnek ahlakı ile ahlaklanmayı cümlemize nasip eylesin. Bizleri şu güzel günde, şu güzel mabetlerde bir araya getirdiği, buluşturduğu gibi, dostun dost için bir şey yapamayacağı, hiçbir alışverişin geçerli olmayacağı, torpilin olmayacağı, o zor ve çetin günde Rabbimiz, bizleri arşının gölgesinde gölgelenen şerefli kullarından, sevgili Peygamber Efendimizin sancağı altında haşru cem olan
bahtiyar ümmetinden olabilmeyi Rabbim hepinize ve hepimize nasip eylesin. Cumamız mübarek olsun aziz kardeşlerim. Başta yapacağımız sohbetimizi, eda edeceğimiz cuma namazımızı, okunacak hutbeyi, ettiğimiz ve edeceğimiz dua ve niyazlarımızı Rabbimiz katında kabul ve makbul eylesin. Aziz kardeşlerim, insan bedeniyle, ruhuyla, maddi ve manevi çehresiyle Yüce Allah'ın benzersiz ve mükemmel oluşunu gösteren en büyük kanıttır. Tamamen Yüce Allah'ın bir tecellisi olarak vücuda gelen insan, görünümüyle ve yapısıyla ilahi iradenin bir mucizesidir. Yüce Rabbimiz buyurur ki, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Şüphesiz ki biz insanı en güzel şekilde yarattık buyuruyor. Rabbimiz bu ayeti kerimede insanın mükemmelliğine işaret etmektedir. Allah katında kerim ve şerefli kılınan insan, bu şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilemesi insana yasaklanmıştır. Yüce Allah katında insan o kadar değerlidir ki, yerde ve gökte, güneş ve ay, gece ile gündüz başta olmak üzere nice nice nimetler insanın hizmetine sunulmuştur. Dolayısıyla insan güçlü bir varlıktır. Diğer varlıklar insan için birer araçtır. Ancak insanoğlunun diğer canlılar arasında özel bir yere sahip olması, başta o canlılar olmak üzere dünyada istediği şekilde hareket etmesi ve istediği şekilde yaşama hakkı kendisine tanınmamaktadır. Nitekim Rabbimiz Celle Celaluhu buyurur ki, ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonra biz onu aşağıların aşağısına çevirdik buyuruyor. Eğer insanoğlu yaratılış gayesine uygun ki başta Rabbine yaratan, yaşatan, rezzak olan Allah'ına şeksiz, şüphesiz iman etmek, itaat etmek ve bu imanın gereklerini ihlasla yerine getirmektir. İnsan, Rabbimizin yasaklamış olduğu haramlardan uzak durmaz. Rabbimizin belirlemiş olduğu sınırları aşıp, Rabbine güzel bir kul olma yolunu tercih etmezse, dünyadaki durumu, konumu ne olursa olsun Allah katındaki yeri biraz önce ifade ettiğimiz duruma çevrilebilir. Rabbim hiçbirimizi böyle bir duruma düşürmesin. Böyle bir durumla karşılaştırmasın inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu insanın şekline, konumuna, malına bakmaz. Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam Efendimizin ifadesi ile "İnna Allaha la yanzuru ila suverikum ve emvalikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum." Allah sizlerin ne suretlerine bakar ne de mallarınıza bakar. Allah sizlerin kalplerine bakar ve amellerinize bakar buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz kullarına karşı çok şefkat ve merhamet doludur. Hiçbir kulunun cehenneme girmesini istemez. Dolayısıyla
Rabbimiz Celle Celaluhu kullarının yaratılış gayesini, kullarının sorumluluklarını, kendilerine nelerin helal, nelerin haram olduğunu bildirmek ve kullarının ahirette zorluk ve sıkıntı ile karşılaşmamaları için peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiştir. Rabbimiz indirmiş olduğu kitaplar ve göndermiş olduğu peygamberler aracılığıyla insanların nasıl inanmaları, nasıl yaşamaları, neleri yapmaları, neleri de yapmamaları hususunda biz kullarına Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bildirmiştir. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam helal haram hususunda bir gün ashabına buyurdu ki, Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle bir benzetme yapıyor. Bir yol düşünün, dosdoğru bir yol, her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvar da yerlere kadar sarkmış, asılı perdeleri bulunan açık kapılar. Yolun başında bir uyarıcı yola girenlere şöyle nida ediyor. Ey insanlar! Şu doğru yola hep birlikte girin. Sakın ayrılmayın. Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta ve kapıların pencerelerini açmaya çalışanları ikaz ediyor. Ne yapıyorsunuz? Açma orayı sakın. Eğer açarsan oraya düşer, yoldan çıkarsın diyorlar. Daha sonra sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam ashabına bu tasviri şöyle izah ediyor. İşte o dosdoğru yol İslam'dır. İki taraftaki duvarlar Allah'ın koymuş olduğu sınırlardır. Açık kapılar ise onun yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı Yüce Allah Celle Celaluhu'nun kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Yolun ortasındaki davetçiler de Yüce Yaratıcı'nın her Müslümanın kalbine yerleştirdiği vaizdir buyurur. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanları sorumluluk sahibi varlıklar olarak yaratmıştır. Yüce Allah Celle Celaluhu biz kullarına sayısız nimetler lütfetmiştir. Bir ayeti kerimesinde buyurur ki Rabbimiz, وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُهُ وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah sizlere neyi istemişseniz vermiştir. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız buyurmaktadır. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bahşetmiş olduğu nimetlerin pek çoğunu biz kullarına helal kılmıştır. Bir kısmına ise Yüce Rabbimiz sınırlamalar getirmiş, haram etmiştir. Yüce Allah Celle Celaluhu neyin haram, neyin helal olduğunu gönderdiği peygamberler ve indirdiği kitaplar aracılığıyla açıklamış, inanan kullarına da bu yasaklara riayet etmelerini emretmiştir. Helal haram konusunda sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. İnnel halale beyinun ve innel harame beyinun ve beynehuma müşebbehatun la ya'lemuha kethirun minen nas. فَمَنِ اتَّبَقَ الْمُشَبِّهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِد۪ينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ
vaka'a fil haram. Buyurur ki Peygamber Efendimiz, helal de haram da bellidir. İkisinin arasında bir takım şüpheli hususlar vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve haysiyetini korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur buyuruyor. Değerli kardeşlerim, helal yaratılışın gaye ve hikmetine uygun olan, yüce yaratıcımıza yaklaştıran güzelliklerdir. Haram ise mükerrem varlık olarak yaratılan insanın haysiyetini zedeleyen, kişiye zarar veren, Allah'tan uzaklaştıran, Allah'ın gazabına vesile olan çirkinlikler ve kötülüklerdir. Değerli kardeşlerim, helali gözetmek Allah'a imanın ve ona verdiğimiz kulluk sözümüze sadakatin göstergesidir. Harama bulaşmak ve haramda ısrar etmek ise Allah'a verilen sözü göz ardı etmektir. Heva ve hevesin, arzu ve isteklerin esiri olmaktır. Sonucu ise eğer dönülmez, tevbe edilip vazgeçilmezse pişmanlıktır, mutsuzluktur ve hüsranlıktır. Değerli kardeşlerim, mümin şu fani dünyasında ömrünü falcılıkla, kumarla, faiz ile, rüşvetle, kara borsacılık, tefecilik, hırsızlık gibi haksız kazançlarla tüketmemelidir. Yüce dinimiz bizlere helal ve meşru yollarla kazanç temin etmemizi bizlere emretmektedir. Allah'ın rızasının, kul hakkının, helal ve haram hassasiyetinin gözetilmediği her türlü kazanç dinimizce yasaklanmıştır. Nitekim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde buyururlar ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olmaksızın mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyiniz buyuruyor. Değerli kardeşlerim, dinimize göre ticaret ahlakının en önemli ilkesi doğruluk ve dürüstlüktür. Ölçüde ve tartıda hile yapmamaktır. Malını satarken kusurunu gizlememektir. Malını satarken yemin etmemektir. İnsanları aldatmamaktır. Kazancına haram katmamaktır. Nitekim sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam اَتَّاجِرُوا الصَّد۪يقُ الْاَم۪ينَ مَعَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصِّد۪ق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ buyuruyor. Yani güvenilir tüccar, kıyamet gününde sıddıklarla, doğrularla, şehitlerle, peygamberlerle birlikte olacaktır buyuruyor. Değerli kardeşlerim, mümin bir kişi daha fazla kazanmak için fırsatçı davranarak kara borsacılık yapamaz. Alışverişte fiyatları kızıştıramaz. Başkasının pazarlığını bozamaz. Bu vebaldir, büyük günahtır. Dinimiz faizin her türlüsünü haram kılmıştır. Alın teri dökmeden,
emek sarf etmeden haksız yoldan kazanç elde etmek faizdir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَالَ يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ Faiz yiyenler kabirlerinden şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerindendir buyuruyor. Değerli kardeşlerim, mümin kendisine emanet edilen bedenini alkollü içecekler, uyuşturucu maddeler, sigara, teknolojik bağımlılıklar ve benzerleri ile zehirleyerek sağlığına yazık edemez. Çünkü bedenimiz bizlere emanettir. Vücudumuz hakkında nasıl yıprattığımızdan bizlere sorulacaktır. Bizleri, çocuklarımızı, gençlerimizi ve bütün insanlığı bu zararlı maddeler tehdit etmektedir. Bin bir emekle kurulan yuvalarımızın dağılmasına, ocakların sönmesine, daha nice güzelliklerin yok olmasına bu zararlı alışkanlıklar, alkollü içecekler sebep olmaktadır. Bu zararlı maddeler ve kötü alışkanlıklar bizlere, aziz kardeşler, varoluş gayemizi unutturmaktadır. Yüce Rabbimizin bizlere lütfetmiş olduğu, emanet olarak verdiği aklımızı, irademizi, kazançlarımızı, ömür sermayelerimizi heba etmektedir. Öyleyse, değerli kardeşlerim, bizlere düşen sorumluluk, beden ve ruh sağlığımızın en büyük düşmanı olan alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddelerin ve her türlü bağımlılıkların her türlüsünden sakınmak ve sakındırmaktır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri her türlü kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan muhafaza buyursun. Rabbim kötü yollara düşmüş, çirkin işler yapan, madde bağımlısı olan, kötü yollarda olan bütün kullarına da istikamet, doğruluk, hidayet nasip eylesin inşallah. Bizleri, gençlerimizi, yavrularımızı her türlü kötü alışkanlıklardan bu arkadaş kurbanı olarak bu kötü yollara düşmekten muhafaza buyursun inşallah. Değerli kardeşlerim, mümin anne babasına, eş ve çocuklarına, komşusu ve akrabalarına kötü muamelede bulunamaz. Yetim malına el uzatamaz. Kul ve komşu hakkına giremez. Muhterem kardeşlerim, anne babalarımız bizlerin dünyaya gelmesine vesile olanlardır. Onlar en çok saygıyı hak eden kimselerdir. Rabbimiz Celle Celaluhu وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اِلَى آخِرِ الْآيَةِ Yalnız kendisine ibadet etmeyi bizlere emrettikten sonra iyiliklerin başı olarak anneye ve babaya iyi davranmayı bizlere emretmiştir. Onlardan birisi veyahut da her ikisi senin yanında ihtiyarlığa kavuşurlarsa onlara öf bile deme buyuruyor. Onun için kıymetli kardeşler, annenin babanın evladın üzerindeki hakkı çok büyüktür. Nitekim sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor.
Ragime enfu, ragime enfu, ragime enfu. Üç defa bunu tekrarlıyor. Burnu sürtülsün. Burnu sürtülsün. Kimin ya Resulallah denildiği diye sorulduğu zaman annesi babasından birisi veyahut da her ikisi yanında ihtiyarlığa kavuşup da cennete giremeyen kimsedir buyuruyor. Annelerimiz, babalarımız bizi cennete taşıyacak olan vesilelerdir. Onların razılığı Allah Celle Celaluhu'nun razılığıdır. Bugün maalesef değerli kardeşlerim üzülerek görmekteyiz ki nice anneler evlatlarının kapılarını çalmasını beklemekte. Nice evlatlar çeşitli dünya menfaatlerinden dolayı annesine, babasına kırgın, dargın olmakta, küs olmakta. Bu doğru değildir. Dinimizin de tavsiyesi bu değildir kıymetli kardeşlerim. Rabbimiz her birerimizi, annelerimizin, babalarımızın hayır duasını alacak, onları razı edecek, onların memnun olduğu evlatlar olmayı her birerimize nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, eşlerimiz, çocuklarımız Allah Celle Celaluhu'nun bizlere birer emanetidir. Onları yetiştirmek, onlara helal lokma yedirmek bizlerin görevidir. Komşularımız bizim en yakınlarımızdır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kimse komşusuna eziyet etmesin buyuruyor. Yetim malı yemek en büyük günahlardandır. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam helak edici 7 büyük günahtan sakının buyururken bu günahlardan birisi de ve eklu malil yetim buyurduğu yetim malı yemektir. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam yetime bakan, yetimle ilgilenen, yetimi kendi evlatlarından ayırt etmeden onu en güzel şekilde yetiştiren kimse için onunla cennette ben Peygamber Efendimiz önce işaret parmağıyla orta parmağını kaldırarak işte böyle bir yakın olacağız buyuruyor. En hayırlı evin içerisinde yetim olup da kendisine güzel davranılan yetim evinin olduğunu buyuruyor. En kötü evinde içerisinde yetim bulunup da ona kötü muamelede bulunan evdir buyuruyor. Nitekim o yetimlerin mallarını haksızca yeme hususunda da Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri şöyle uyarıyor. İnnellezîne ye'kulûne emvâlel yetâmâ zulmen innemâ ye'kulûne fî budûnihim nâra. Yetimlerin malını haksızca yiyenler karınlarına ancak ve ancak ateş doldurmuş olurlar buyuruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere bu hususta da yetimleri koruma, kollama, onlarla ilgilenme hususunda da her birimizi inşallah duyarlı olan, hassas olan kullarından olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, mümin bir kimse yalan, iftira, yalancı şahitlik, kötü söz, gıybet ve dedikodu ve küfürlerle dilini kirletemez. Yalan en büyük günahlardandır. Nitekim sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam İyyakum ve'l-kezib. Yalandan sakının buyuruyor. Yalan insanı günaha götürür. O günah da insanı cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder. Yalanla iş yapmaya devam eder. Vazgeçmezse Allah'ın katında yalancılardan yazılır buyuruyor. Değerli kardeşlerim, yalancı şahitlik de en büyük günahlardan birisidir. Çünkü haksızlık edilmektedir. Adaleti yanıltmaktadır. Zulmedilmektedir.
zulme vesile olunmaktadır. Onun için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yalandır, yalancı şahitliktir. Her birerimizi inşallah bunlardan korusun. İftira ki en büyük günahlardan birisi de budur kıymetli kardeşler. Yapmadığı halde bir kişiye yaptı diye suç isnat etmek. Söylemediği halde bir kişiye şu sözü söyledi diye o sözü isnat etmektir. Peygamber Yüce Allah Celle Celaluhu وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara iftira ederek eziyet edenler, onlar apaçık büyük günah ve iftira yükünü yüklenmiş olurlar buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, mü'min emanete ihanet edemez. Mü'min verdiği sözden dönemez. Fitne ve fesadın peşinden koşarak yeryüzünde bozgunculuk çıkaramaz. Allah Celle Celaluhu'nun lütfetmiş olduğu o güzel gözlerle mümin, Allah'ın yasaklamış olduğu haramlara bakamaz. Değerli kardeşlerim, mümin imanın gereği olarak Rabbini seven, sınırlarını bilen, kendisini tanıyan insandır. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz, helal kazanç talep etmenin her Müslümana farz olduğunu bizlere bildirmişlerdir. Helalin peşinde koşmanın sonu cennete varmaktır. Rabbim inşallah bizleri şu güzel mabetlerde buluştuğu gibi cennetinde de buluştursun. Haramla beslenmenin varılacağı yer ise cehennemdir. Rabbimiz her birerimizi de cehennemden uzak eylesin. Değerli kardeşler, haram kazançla yapılan ibadetleri Yüce Allah'ın kabul etmeyeceğini anlatan sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz bununla ilgili olarak bizlere şöyle buyuruyor. ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ اَشْعَةَ اَغْبَرَ Bir kişi uzun bir yola çıkmış, saçı başı ağarmış, toz içinde kalmış bir adamı örnek göstermiştir Efendimiz. Bu adam ellerini semaya kaldırarak "Ya Rab, Ya Rab" diye Allah'a yalvarır. Halbuki o kişinin yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, beslendiği gıdalar haramdır. Onun bu haldeki duasını Allah nasıl kabul edebilir buyuruyor. Bu yüzden aziz kardeşlerim, duası makbul bir kişi olmak isteyen Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anha, sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam şu tavsiyede bulunuyor. Yediklerinin helal olmasına dikkat et ki duaların kabul olsun buyuruyor. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki biz mümin kullar olarak Allah'ın katında duası makbul birisi olmak, sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin güzel ahlakını örnek almak, onun yolunda gitmek istiyorsak ki hepimiz buna talibiz, helal ve harama karşı uyanık olmamız gerekmektedir. Değerli kardeşler, insan hata yapabilir. Nitekim sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا اَخْطَى خَطِيئَةً ف۪ي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ Bir mümin günah işler. Günah işlediği zaman onun kalbinde siyah bir nokta belirir. Eğer ki bu günahından vazgeçer, Rabbinden bağışlanma diler, af dilerse Allah Celle Celaluhu
o günahı affeder. Onun kalbindeki siyahlık gider buyuruyor. Eğer vazgeçmez, o günahları işlemede ısrar ederse, o zaman da o siyah nokta büyür, büyür, bütün kalbi kaplar buyuruyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, hata insana mahsus. Günah işlemek biz insanoğluna mahsustur. Önemli olan hatada ısrar etmemektir. Hatanın farkına varmaktır. Affedici ve bağışlayıcı olan Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu'nu hatırdan çıkarmayarak ona istiğfar etmek, ondan bağışlanma dilemektir. Nitekim sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَلْ لَا ذَنْبَلَ Günahından tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu inşallah bizleri hata yaptığımız zaman, günah işlediğimiz zaman ısrar eden değil, pişman olan, hemen yaratan Rabbine yönelip tevbe ve istiğfar eden kullarından olabilmeyi hepinize ve hepimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşler, helal ve haram, helal ve harama karşı dikkatli olmak gerekir. Çünkü insan hayatına tesir eden en mühim sebeplerden birisidir. Zira helal başka bir helale vesile olurken haram da dikkat edilmezse başka haramların kapısını bizlere açabilir. Onun için kıymetli kardeşlerim, her daim, her an hassas olmak, dikkat etmek gerekir. Mevlana Hazretleri derler ki, lokmalar tohum gibidir. Meyveleri ise niyetlerdir, düşüncelerdir, fikirlerdir. Eğer o lokmalar helal olursa, niyetler güzel olur. Fikirler ve düşünceler kıymetli ve değerli olur. Eğer o lokmalar, kıymetli kardeşlerim, haram olursa, o düşüncelere de, fikirlere de sirayet eder. Kıymetli kardeşlerim, helal ve haram konusunda Rabbimiz Celle Celaluhu her birerimizi dikkatli olan, uyanık olan kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Bir gün gelecek, şu gören gözlerimiz görmeyecek. Şurada toplandığımız gibi mahşer gününde de toplanacağız. Allah'ın huzurunda yapıp ettiğimiz her şeyin hesabını bir bir vereceğiz. Nitekim o sahneye dair sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz bir hadisi şeriflerinde bizlere şöyle buyuruyor. La tezulu kademu ibni Adem yevmel kıyame min indi rabbihi hatta yus'ala an hamsin. O kıyamet gününde insan şu beş şeyin hesabını vermeden bulunduğu yerden bir adım atamaz buyuruyor. An umrihi fîmâ efnâhu. Allah'ın bahşetmiş olduğu o ömrü nerede ve nasıl geçirdiğinin hesabı. Ve an şebâbihi fîmâ eblâhu. O ömrün içerisinde en kıymetli olan gençliğini nasıl geçirdiğinden, nasıl yıprattığından onun hesabı. وَمَالِهِ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَف۪يمَ اَنْفَقَهُ Kazandığı malın nereden kazandığını ve kazandığı malı nereye harcadığının hesabını vermeden ve وَمَاذَا عَلِمَ ف۪ي مَا عَمِلَ Bildiği ile ne amel işlediğinden, neye hizmet ettiğinden hesaba çekilmedikçe kul bulunduğu yerden
bir adım atamaz buyuruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu her birerimizi inşallah fani olan imtihanda olduğumuz şu dünyada başta helal haram hususunda olmak üzere her hususta dikkatli olan kullarından olabilmeyi hepinize ve hepimize nasip eylesin. Rabbimiz bir ayeti kerimesinde buyurur ki vel veznu yevme idinil hakku. O gün ölçü ve tartı haktır. Femen thagulet mevazinuhu feulaike humul muflihun. İşte o günde kimin amelleri, güzel amelleri ağır gelirse o kurtuluşa eren kimsedir. Kimin amelleri de ayetlerimize yapmış olduğu zulüm nedeniyle hafif gelirse işte onlar da kendilerini ziyana sokmuş kimselerdir buyuruyor. Rabbimiz Celle Celaluhu inşallah bizleri o günde mahcup olan değil, alnı ak, yüzü pak olarak huzuruna çıkmayı her birerimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, sevgili Yüce Allah Celle Celaluhu bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهُ Kitabı sol tarafından verilenler, keşke kitap verilmeseydi, keşke ölümle birlikte her şey bitmiş olsaydı, ne malımın, ne kazancımın bana hiçbir faydası olmayacak diyeceği o günde Rabbimiz Celle Celaluhu kitabını sağ tarafından alan فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَهِ اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ ف۪ي عِيشَةٍ رَاضِيَهِ ف۪ي جَنَّةٍ عَالِيَهِ O kimseler ki kitapları sağ tarafından verilenler, Rabbim inşallah her birerimizi kitabını mahşer gününde sağ tarafından alanlardan eylesin. Onlar o sevinçle etrafında bulundukları insanlar, etrafında olan insanlara alın, kitabımı okuyun. Ben bugünle karşılaşacağımı biliyordum. Onun için buraya hazırlıklı geldim. Rabbim Celle Celaluhu'nun emirlerine riayet ettim. Yasak etmiş olduğu haramlardan uzak durdum. Ve Rabbim de vaadini bana gerçekleştirdi. Diyerek onun huzuruna varabilmeyi Rabbim hepinize ve hepimize nasip eylesin diliyorum. Cumamız mübarek olsun değerli kardeşlerim. Vaktimiz de tamam oluyor. Kısa bir dua ederekten inşallah Fatiha diyelim. Şu mübarek saatte buyurun. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ey bizleri yaratan ve yaşatan, sayısız nimetleri bizlere bahşeden yüceler yücesi Mevlamız. Sana sonsuz hamd eder, sena eder, şükrederiz. Kabul eyle ya Rab. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e salat ve selamlar okuruz. Okuduğumuz salatü selamlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım günlerin efendisi şu mübarek cuma gününün şu kıymetli saatlerinde ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz. Dualarımıza icabet eyle Allah'ım. Korktuklarımızdan cümlemizi emin eyle ya Rab. Umduklarımıza da nail olabilmeyi cümlemize nasip et ya Rab. Allah'ım bilerek veya bilmeyerek nice hatalar ettik. Nice günahlar işledik. Ayıplarımız hepsi sana malum. Ya Rabbi şu mübarek günde, şu mübarek Şaban ayında bütün günahlarımız için
hatalarımız için, yanlışlarımız için af diliyoruz. Sen bizleri affeyle ya Rab. Bağışlanmadık hiçbir günahımızı, affedilmedik hiçbir hatamızı, setredilmedik hiçbir ayıbımızı bırakma ya Rabbi. Çünkü sen çok affedicisin, affetmeyi de çok sevensin. Şu mübarek vakitte bizleri affeyle Allah'ım. Huzurunda kalmış, kalkmış olan elleri boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım bizleri yaptığımız işlerimizde muvaffak eyle. Vatanımız için, milletimiz için, dinimiz için en güzel şekilde çalışan, hizmet eden kullarından olabilmeyi cümlemize nasip et ya Rabbi. Vatanımız, milletimiz, dinimiz uğrunda canlarını feda etmiş olan tüm şehitlerimize, rahmeti rahmana kavuşmuş olan gazilerimize, vatanımıza, milletimize, dinimize hizmet edip ahirete göçmüş devlet adamlarımıza, mümin ve müminat tüm kardeşlerimize sen rahmet eyle ya Rabbi. Amin diyen cemaatimizin da ahirete göçmüş anne baba, eş dost, akraba, konu komşu, üzerlerimizde hakkı bulunan bütün mümin ve müminatın da ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rab, bizler şuralarda huzur içerisinde yaşarken, işlerimize rahat bir şekilde işlerimizi yerine yaparken, bizlerin güvenliği için başta sınır boylarında nöbet bekleyen, gece gündüz demeden teröre karşı içte ve dışta mücadele eden Mehmetçiğimizi, özel harekatçılarımızı, korucularımızı, polisimizi, cephede ve gerisinde görev yapan tüm kardeşlerimizi sen koru Allah'ım. Onlara yardım eyle ya Rabbi. Onlara güç ve kuvvet ver ya Rabbi. Ayaklarına taş dahi değdirtme ya Rabbi. Her karış toprağında şehitlerimizin kanları bulunan bu aziz vatanımıza kıyamet kopana kadar düşman ayağı bastırtma ya Rabbi. Vatanımız, milletimiz, dinimiz üzerinde kötü emelleri olanlara sen fırsatlar verdirtme Allah'ım. Islahları mümkünse ıslah eyle. Islahları mümkün değilse kahru perişan eyle ya Rab. Allah'ım bizleri vatanımıza, milletimize, dinimize hizmet edenlerden eyle. Evlatlarımızı, gençlerimizi en güzel bir şekilde yetiştirmeyi, Allah inancı, peygamber sevgisi, vatan sevgisi, güzel duygularla yetiştirerek vatanımızın, milletimizin, dinimizin hizmetinde neferler olmalarını nasip et ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha.